terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'de oluşturduğu sözde devletçik olan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi için petrol gelirleri önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Örgüt tarafından yapılan açıklamalara göre 2022 yılının bütçesi 780 milyon dolardı. Petrol gelirlerinin ise örgütün bütçesinin %77'sini oluşturduğu belirtildi. Suriye'de petrol üretimi ve kaynakları. Terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahalarında günlük 66 bin varil ile 70 bin varil arasında üretim gerçekleştiriliyor. Suriye'nin tamamında üretilen petrol günlük ortalama 85.900 varil civarındadır. 2011 yılında günlük 353 bin varil petrol üretiliyordu. Gulf Sands Petroleum yönetici başkanı John Bell'in iddiasına göre ülkedeki petrol altyapısına gerekli yatırımlar yapıldığında ülke genelinde günlük 500 bin varil petrol üretilebilecektir. Güncel petrol kurları da göz önünde bulunduğunda Suriye'deki tüm petrol kaynaklarından yıllık 20 milyar doların üzerinde gelir elde edilebileceği öngörülüyor. Küresel Ekonomik Bilgi Veri Bankası'nın verilerine göre 2021 yılında Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 939 bin varildi. Buna göre terör örgütü PKK'nın an itibariyle ürettiği petrol sadece Türkiye'nin ihtiyacının %7'sini karşılamaya yetecek bir boyuttadır. John Bell'in iddiasına göre Suriye'ye yatırım yapıldığında tüm ülkedeki petrol üretimi yaklaşık Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılamaya yetecek boyuta ulaşıyor. Bir gelir kaynağı petrol. Terör örgütü PKK birçok farklı suç türünden gelir elde ediyor. Örneğin örgütün yalnızca uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1.5 milyar dolar gelir sağladığı söyleniyor. Örgütün Avrupa ülkelerinde bağış adı altında elde ettiği gelirin boyutu tam olarak bilinmiyor olsa da petrol üretimi uyuşturucudan bile önce gelen en önemli gelir kaynağıdır. Örgütün toplam yıllık petrol gelirin 1 milyar 324 milyon 950 bin ila 1 milyar 762 milyon 950 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. 3 ayrı satış rotası. Örgütün en önemli gelir kaynağının satış rotası incelendiğinde ise 3 ayrı ana satış rotası öne çıkıyor. Birinci satış güzergahı, örgütün Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yönelik yaptığı satıştır. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi ile yapılan petrol ticaretinin Fish-Habur sınır kapısı üzerinden gerçekleştiği ve resmi olmadığı görülüyor. Terör örgütü PKK'dan ucuza satın alınan petrol, daha sonra Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'nde üretilen petrolle beraber dünyaya satılıyor. İkinci satış güzergahı ise Esed rejimi bölgelerine yöneliktir. Esed rejimine yakınlığı ile bilinen Katerce grubun bölgedeki yerel petrol ticaretinde etkin bir rol oynadığı medya olmak üzere birçok farklı kaynağa yansıdı. Örgütün üçüncü petrol satış hattı ise Kuzey Suriye bölgelerine yöneliktir. Kaçakçılar vasıtasıyla bölgeye sokulan petrol daha sonra bölgedeki petrol istasyonlarında satılıyor. Bu petrol daha sonra İdlib bölgesine de aktarılıyor.